Ala Resulina salavat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salat ve selam ala resulina Muhammedin ve ala ve ashabihi ecmaîn. Bugün 30. lemanın ikinci nüktesini üstadımızdan dinleyeceğiz inşallah. Allah nasibimizi ziyade eylesin. Her zaman duayla başlıyoruz. Zaten bu okunan dersler, sohbetler, buraya at, gelirken attığımız her adım duamızdır. Fiili duamızdır aynı zamanda. Şu kayıp giden, zayi olan ömürlerden ebediyet alemine gönderebildiğimiz saatlerdir bunlar. Bir saat, yarım saat, iki saat ne kadarsa. Çok önemlidir. Bir şekilde e, hep söylüyoruz, helaket felaket asrındayız. Çok zor bir dönemden geçiyor insanlık. İmtihanlar ağırlaştı, bunu kabul etmek lazım. E, günahların bu kadar organize bir şekilde, sistematik bir şekilde, hemen her canipten üzerimize üzerimize geldiği bir ortamda, manen ayakta kalabilmek çok zor. Allah gençlerimizi korusun. Öncelikle duamız onlarla. Ayakta kalabilmek, Sırat-ı Mustakim'de Sebat kerane, bu yolda yürüyebilmek ağır bir imtihan, zor bir imtihan. Ama yapacak başka da bir şeyimiz yok. Bu yol yürünecek. İnşallah alnımız ak bir şekilde Rabbimizle kucaklaşacağız. Onun cemaline mazhar olacağız. Lütfuyla, keremiyle inşallah. Kur'an-ı Kerim'in en temel kavramlarından bir tanesidir. İsmi Adl. İsmi Azam'dır hepinizin bildiği gibi. Rabbimizin bin bir ismi var. Kur'an-ı Kerim'de geçen Esma-ül Hüsna var. 99 güzel isim. Bunların içerisinde de 6 tanesi ismi Azam mertebesindedir. Bir adım daha öndedir, daha zahirdir, daha şaşalıdır. Belki daha muhittir, daha görkemlidir. Hay, kayyum, Fert Kudüs, An ve Hakem isimleri. Bu altı isim tezahür ve tecelliyat noktasında daha şaşalıdır. Daha zahirdir okunması. Daha göz önündedir. Ama Allah görebilmeyi nasip eylesin tabii. İnsanlar fark etmiyor, insanlar bakmıyor, insanlar görmüyor bir türlü. Ama göreceği günlerde gelecek muhakkak. O zaman herkes Rabbinin kim olduğunu, Malikinin kim olduğunu, Halikinin kim olduğunu bir şekilde görecek. Ama iş burada fark edebilmek, iş burada görebilmek, bir hakkın görebilmek. İsmi ad, yani adalet kavramı aslında. Karşısı zulüm olan kavram. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette var. Ve şunu da hatırlatalım yeri gelmişken, Kur'an-ı Kerim'in dört temel esas meselesi vardır. Bir tanesi tevhiddir, bir tanesi nübuvvettir, peygamberlik kurumudur. Bir tanesi haşir meselesidir, yani öldükten sonra dirilme, diriltilme meselemizdir. Hemen hepimizin başında olan bir mesele. Ve dördüncüsü de, Adalet ve ibadet. Yani dört temel esas. Tevhid, Allahu Teala'nın mutlak varlığı ve birliği. İkincisi peygamberlik kurumu. Üçüncüsü haşir meselesi. Dördüncüsü de ibadetlerimiz, sorumluluklarımız ve adalet kavramı. Bugün bunu okuyacağız. Hani hemen herkesin klişe bir sözü vardır konuya girerken. Eğitim şart, doğru eğitim önemli, çok çok önemli, hakikaten önemli ama o eğitim inşallah bin yıllık tarihimize tarihimizle barışık olacak. Bin yıllık geçmişimizle, öyle geleneğimizle, mukaddesatımızla, maneviyatımızla oradan beslenecek, oradan ilhamını alacak, oradan güçlenecek. Böyle bir eğitim, sonra da hayatın bütün pratiklerinde, hayatın bütün alanlarına sirayet edecek. Eğitimsiz olmaz. Kabul mü? Eyvallah. Ama bir toplumu ayakta tutan ondan daha da önemli bir mesele adalet kavramıdır. O kavramın zedelenmemesi gerekiyor. Fertler arasında, insanlar arasında, komşularımızla, beşeri ilişkilerimizde, ticari ahlakımızda, hayatın hemen her alanında adalet kavramı çok önemlidir. Çünkü dedik ya bu Kur'an-ı Kerim'in dört temel meselesinden bir tanesidir. Orada bir şek ve şüphe olursa, adalete güvende bir zedelenme duygusu hissiyatı gelişirse, ne o toplumda, ne o ülkede, ne de beşeri ilişkilerde sağlıklı bir şekilde yol alabilmemiz mümkün değildir. Kaosa doğru sürüklenir o toplum. Şimdi Üstad bu adalet kavramını üzerinden, ismi ad üzerinden hem muhteşem bir tevhid dersi verecek. Allah'ın mutlak birliğine bir tek bu isim bile yeter. Yine tecelliyat noktasından baktıracak. Yine şehadet aleminde burada içinde bulunduğumuz kainattaki ilahi tasarruflardan, ilahi tecelliyattan yola çıkacak. Müthiş bir tevhid dersi. Allah'ın mutlak varlığı ve mutlak birliğini Akıllara kalplere vicdanlara nakş edecek. Oradan Allah Celle Celaluhu Rabbimiz Adil ise ahiretsiz olmaya getirecek. Ve son noktada da tekrar söylüyorum, insanlar bu isim üzerinden kendi hayatına çeki düzen verecek. Kur'an'dan birkaç ayet söyleyelim biraz ısınma adına da. Mesela bir yerde mealen söylüyorum. Adaleti gözetirken diyor Kur'an-ı Kerim, en sevdiklerinizin aleyhinde de olacaksa sakın adaletten tabiz vermeyin. En sevdiğinizin aleyhinde de olsa, kim olursa olsun, siz adil olun. Adaletle hüküm verin. Adaletle söze girin. Çünkü Rabbimiz olan Allah Celle Celaluhu adili mutlaktır. Ve bu dinin peygamberi olan peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve bütün nebilere adalet üzere olmaları emredilir. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Adalet üzeredir. O zaman biz müntesipleri de işte Dedik ya, dinin sahibi Allah adili mutlaktır. O dinin şanlı peygamberi adalet üzere iş görür, adalet üzere anlatır. Ve bizler de oradan ilham alarak, o tavra, o ahlaka dikkat ederek, o ahlakla ahlaklanmaya gayret edeceğiz. Bunu yaparken de en sevdiklerimizin aleyhinde de olsa Fatih kardeşim. Yani ben çok dürü, çok adilane konuşuyorum ama ya çok da sevin yani yakınım yahu. En sevdiğin kim olabilir? Annen, baban, evladın kim olursa olsun. Sen adaletle hüküm ver. Sen adalet üzere yürü. Evet. Bismillahirrahmanirrahim ve in min şey'in illa indena hazainuhu ve ma'nunazuhu illa bi kaderin malum. Yani hazinesi, kaynağı yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Ve biz onu belli bir ölçü üzere kaderin malum. Malum bir hesapla, malum bir takdirle indiririz insanlığa ve mükevenat alemine. Hazinesi ve kaynağı yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Yani benim dediğimiz, bizim dediğimiz, sahip olduğumuz, nasiplendiğimiz, nimetlendiğimiz her şeyin sahibi Allah'tır. O bir şekilde onu belli bir hesapla, belli bir mizanla, belli bir ölçüyle bize ulaştırır. Hamdolsun, şükürler olsun. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu. Hazinesi yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Ve manu illa bi kaderin malum. Çok ince hesaplarla. Onu okuyacağız. Dedi ki önce tevhid dersi. Ayetinin bir nüktesi ve bir ismi azam veyahut ismi azamın altın nurundan bir nur olan ad isminin bir cilvesi. Birinci nükte gibi Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa göründü. Onu yakınlaştırmak için yine temsil yoluyla deriz. Şimdi ismi Adlin tecellisini, nüktelerini üstadımızdan dinleyelim. Çünkü bu ismi azamdır. İsmi azamın altı nurundan bir nurudur. Tekrar söylüyorum Kur'an-ı Kerim'in dört temel davasından, hakikatından bir tanesidir. Adalet. Ona göre işte dedi ki dersi, ilhamı, ışığı buradan alıp içtimai hayata da onu muhakkak uyarlamamız lazım. Şu kainat öyle bir saraydır ki o sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var. Şu kainat öyle bir saraydır ki o sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir. Normalde şehir içinde saray olur ama üstadımız çok ilginç bir metodoloji uyguluyor. Saray içinde şehir diyor. Hakikaten insan bir saraydır. İçindeki her bir hücre bırakın şehri kainattır ya. Bir tek hücre bu konuda konuştuk belki. Elektron mikroskobuyla 50 bin kere büyüttükten sonra görebildiğimiz bir hücreye bir kilometre yüksekliğinde bir kitap kulesi kadar bilgi kodlanmış. Buna bunu şehir bile tarif etmez ki. Kainat de. Tahrip ve tamir içerisinde çalkalanan bir şehir var. Ve o şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Şehrin içinde bu sefer bir memleket. Harp ve hicret içerisinde. Duran hiçbir şey yok. Her şey hareket halinde. Sanki dışarıdan bakılda bir harp meydanı gibi. Ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. Memleket içerisinde de mevt ve ade, hayat içerisinde yuvarlanan bir alem. Gelmeler, gitmeler, hayatlar, ölümler, doğumlar ila ahir. Böyle bir alem düşünün. Milyonlarcası geliyor, milyonlarcası terhis ediliyor. Milyondan geçin, milyarlarcası. Hayvanatı da işin içine ekleyin çünkü. Hepsi de hayat sahibi. Sayısız mahlukat. Böyle bir memleket böyle kafamıza kurgulayalım. Halbuki o sarayda, o şehirde ve o memlekette, o alemde o derece hayret engiz bir muvazene, bir mizan, ve bir tevzin hükmü diyor ki bir bedaha ispat eder ki bu hadsiz mevcudatta olan hadsiz tahavülat ve varidat ve masarif her bir anda umum kainatı görür nazarı teftişinden geçirir bir tek zatın mizanıyla ölçülür ve tartılır her bir anda bütün kainatı görür ve tasarruf eder bir tek zatı. Şimdi adalet kelime karşılığı olarak bir şeyi olması gereken yere bırakmak ve dengede tutmak. Denge bozulmaması lazım. Karşılığı bu. Olması gereken yere bırakıp onu dengede tutabilmek. Şimdi kainata bakalım. Dengelere biraz bakalım. Kaldıralım kafamızı sayısız yıldızlar, galaksiler, milyonlarca, milyarlarca. Değil mi? <laughs> Müthiş bir mizan ve nizam içerisinde. Dengede. Galaksiler yer değiştiriyormuş. Milyarlarca yıldızıyla bu taraftan geliyor. Milyarlarca yıldızıyla her birinin korkunç hızları var. Hayal edin bunu. Bir hayal edin. Hafsala almaz da. Hayal edelim alıyor tasını tarağını, bu da buradan geliyor içinden o yoluna devam ediyor, bu yoluna devam ediyor. Şimdi bir misal verelim. Bütün alemi aynı anda görür, nazarı teftişinden geçirir dediği o. Tevhid dersi dememiz bu. Arkadaşlarımız boşuna Allahu Ekber demiyoruz namazın her erkanında. Allahu Ekber. Başka hiçbir şey bu anlatılanları tarif etmez. Hiçbir şey hafsalaya böyle kolay kolay bu nasıl Yani anladık değil mi? Allahu Ekber. Bütün bunların cevabı odur. Bir kavşak düşünün. Araba buradan geliyor bir de buradan geliyor. Kesişiyorlar. Şimdi eğer orada ışık yoksa bir süre gider, belki oradan bir süre gelir, bir saat, iki saat mutlaka kaza olur. Kaçınılmaz bir şekilde. O kavşağa bir yol daha ekleyin. Bazen altılı kavşaklar da oluyor. Oradan, buradan, şuradan. Bir de tek taraflı da gelmiyor. Gelen yerde bir de gidiliyor. Oradan geliyor, oradan gidiliyor. Mümkün değil eğer kontrol olmazsa, ışıklar olmazsa bazen ışıklar artı polis de bekliyor orada trafik polisi. Dur diyorsan bekle olmuyor, yetmiyor. İşte alt geçittir, üst geçittir, ilah ahir. Halbuki aslında tuhaf olanı şu. O arabaları kullananın hepsi akıllı, şuurlu, gören gözü olan insanlar değil mi? İnsan bu. Direksiyonun başında akıllı varlıklar var, şuurlu varlıklar var, önünü de gören insanlar bunlar. Yolu biliyor, bir de ehliyet almışlar. Geçelim, hepsini de en üst düzeyde akademik kariyerlis kabul edelim. Hepsi profesör. Bugün geçenlerin tamamı da profesör adamlar. Okumuş, eğitimli. Ama hiç fark etmez o kavşakta eğer bir işaretleme, bir kontrol, bir şey yoksa ne akıl, ne şuur, ne izan, ne hiçbir şey yetmez. Eninde sonunda orada bir anarşi çıkar. Karma karışık olur. Demek istediğimiz bu. Allahü Teala sayısız yıldızları, sayısız galaksileri, Alıyor, tekrar söylüyorum, birbirinin içerisinden geçiriyor. Korkunç hızlarda olan, her biri dünyamızdan belki binlerce kat büyük olan yıldızlar. Öyle bir denge vaaz etmiş ki, adalet dediği o, adl. Nizam ve mizan var o adalette. Hem ölçü var, hem düzen var. Ölçü ayrıdır, düzen ayrıdır. İkisi aynı anda var. Şimdi askeriyede bir birlik yürüyor. Çok da böyle e, düzenli bir şekilde yürüyor. Adımlar adımlar, her şey güzel. Yani düzen iyi ama ön tarafta 1.70, bir, bir arkasında 1.90, bir yanında 1.80, önü yanında 2 metre olmaz. Göz tırmalar ne kadar düzenli yürürse yürüsün. Nasıl yaparlar? Mizan da olacak. Hem nizam hem de mizan. Öyledir değil mi? belli bir sırada olanları işte allah Teala'nın bütün tasarruflarında bu vardır. Bir tarafta nizam, bir tarafta mizan var. Hem düzen koruluyor, hem ölçü koruluyor. Oradan bize işaretler veriliyor işte. Yani allah ya, bu manada adili mutlak. Bu manada kainatı dengede tutuyor, düzende tutuyor, ölçü üzere iş görüyor. Bütün tasarrufları adaletledir. İsmi azamdır. Ve al ilhamını yahu biraz kainat kitabından işte dersler çıkar. Kur'an-ı Kerim dedik ya yüzde yirmi beşini adalet kavramına ayırırken aslında kainat zaten her şeyle adaletten bahsediyor. Ölçülü olmamız lazım. Sınırlarımızı bilmemiz lazım. İhlallerde bulunmamamız lazım. Burada dur deniliyorsa durmamız lazım. Burası haramsa tehlikelidir ötesi. Buraya dönüp bakma deniyorsa bakmayacaksın. Bundan ötesine elini uzatma dediği zaman bitmiştir. Bunu ağzına götüremezsin dediğinde götürmeyeceksin. Hem fıtrat düzeni, bu düzen hem de Kur'an-ı Kerim iki de, temel kitap ikisi de en geniş manada adaleti salık veriyor. Adalet üzere iş görün. Bütün Peygamberleri bile bu emredilmiş. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Dengeyi hep koru. Hem en doğru yerde ve hem en büyük denge üzerine, üzere iş gör. Evet. Bil ispat eder ki bütün bu, bu tavırlar bu hadsiz mevcudatta olan hadsiz tahavülat ve varidat ve masarif bu gelmeler, gitmeler, masraflar ile ahir her bir anda umum kainatı görür nazarı teftişinden geçirir. Bir tek zatın mizanıyla ölçülür, tartılır. Konuşurken bile beni yani ölçerek konuş derler ya bize. Geleneğimizde bu vardır. Onu yüzden söyledim. Tamam eğitim ama bin yıllık benim geçmişim var. Bin yıllık birikimimiz var. Bin yıllık kültürümüz var. Bin yıllık maneviyatımız var. Bizi ayakta tutan hep o iklimdir. Onun onay vereceği, o kültürün, o geleneğin, o birikimin, o maneviyatın onay vereceği, kabul edeceği bir eğitime eyvallah. Fenler onun dışında zaten fen, bilim, teknoloji her şey. Ama bu ahlak üzere olacak inşallah. Yoksa balıklardan bir balık, bir balık bin yumurtacık ile ve nebatattan haşhaş gibi bir çiçek yirmi bin tohum ile ve sel gibi akan unsurların, inkılapların hücumuyla şiddetle muvazeneyi bozmaya çalışan ve istila etmek isteyen esbab başı boş olsalardı. Ya dedik ya misal verdik ya hepsi de şuurlu, hepsi de akademik kariyerli, hepsi de profesör, hepsi de ehliyetini almış. Hepsi de görüyor, yolu görüyor, gözü var. Ama o kavşaktan en fazla yarım saat, bir saat kazasız geçebilirler. Geçemezler başka türlü. Bir de bu esbabı başıboş olduğunu düşünün. Yıldızlar, sistemler, galaksiler ile ahir. Ya insan insana gelelim. Hadi yorulduk. Kainat yordu bizi bu büyük dengeler. Dedik ya adalet denge demek. Ve eşyayı olması gereken yere. Haklı neresi ise orası. Ama orada olması benim çıkarıma orası kardeşim. Neresi ise adalet odur. Bunu aldın şuraya çektiyse, bu zulümse yapmayacaksın. Şimdi insana gelelim. Enfüsi dairede bakalım. Şöyle fizik olarak insana baktığınızda anatomik bir denge var. Her şey yerli yerinde olması gerektiği kadar. Anatomik denge diyelim buna. Organlar, azalar, her şeyimizde. Muhteşem. Organların çalışmasına gelelim beyin ne kadar salgılıyor, görevler, vazifeler ile ahir. Fizyolojik denge var. Anladık değil mi? Yani o organların ila ahir. Bugün mesela birkaç hasta geldi. Artık biz çıkarıyoruz bilgisayardan. İşte tahlilleri de vermiyorlar herhalde doktorlar. Git bir, bir eczaneden çıkar diyor demeye başladılar. İşin kolayına kaçıyorlar. Çıkarıyoruz. Çıkarmakla da bu sefer de üstümüze yük kaldı. Bir de bir bak abi ya neresi bozuk neresi şey falan. Bak abi dedim bir tanesini 60 70 tane şey var. Hormonları her şeyi yaptırmış. 60 70 tanesi belli limitler içerisinde. Hiç bozuk bir şey yok mu? 2 e, tane var. E onun için çağırdı beni gideceksin. 2 tane de ölçü bozuldu mu? Bütün kan değerleri sağlam olsa onu git tamir et. Fizyolojik denge dediğimiz budur. Öyle bir denge koymuş ki Allah. Tansiyonumuza bakın. Yani 12 8. Ya bir puan, iki puan da bir, bakıyorsun ki her şey alt üst oluyor. İnsan vücudu da böyle. Kan değerleri böyle. Kainat ilah ahir. Her şeyde bir denge, her şeyde bir ölçü, her şeyde bir hesap, her şeyde bir mizan var. Çünkü o Allah'tır. Kul huvallahu ehattır. Bu noktalardan tefekkür et, hayatı, varoluşu, mükevenatı, tasarrufları. Bu noktalardan biraz bak. Hep söylüyoruz, biraz olsun mütefennin bak. Biraz olsun şu kuru kalabalıkların baktığı gibi bakma eşyaya. Bakma ilahi tasarruflara. Hikmetle bakarsan ibret balını alabilirsin. Evet. Ve istila etmek isteyen esbab başı boş olsalardı veya maksatsız serseri tesadüf ve mizansız kör kuvvete ve şuursuz zulmeti tabiata havale edilseydi maksatsız başı boş unsurlara havale edilseydi tesadüfe verseydik bu işleri kaç vakte kadar arkadaş kaç vakte kadar bu düzen korunabilirdi? Bilime soruyorsun, ekolojik denge var diyor onlarda. Muhteşem bir denge var. Tam da böyle olması lazım. Uzaya bakıyorsun, astrolojik denge var. Tıbba geliyorsun, anatomik denge var. Organların çalışmasına bakıyorsun, fizyolojik bir denge var. Böyle bu kadar salgılaması lazım. Daha fazla değil. Her şey ölçü, her şey mizan, her şey adalet üzerine. Allah işte he, o nedenle söylüyoruz, bu ebedül abad yolculuğunda dengemizi muhafaza edenlerden eylesin. Çünkü bu dengeyi bozmak için fırsat kollayan sağdan soldan başta tarihi düşmanımız şeytan. Bir de yol kesiciler var, iyisi şeytanlar da var. İdeolojik e, haramiler var. Karşımıza çıkacak bunlar, çıksın ben hep söylüyorum. Ehli dünya şunu yapıyor kardeşim, işini yapıyor. Ben hiç rahatsız olmam. Yapıyor işini bana ne? Şeytanı yapsın. Ben ne yapabiliyorum kendi davam için? Kendi mukaddesatım için neresindeyim bu sorumluluğun? Ben bir şey yapamadığım için zaten onlar başarılı oluyor. Ben başarılı olabilseydim. Bir hakkın şöyle bin yıl ve de, özellikle son 200 yıl bu kadar Kur'an'dan uzaklaşmasaydık bu yaşadıklarımızın binde birini zaten yaşamayacaktık. Osmanlı'nın da son yüzyılı dahil olmak üzere. Sıkıntılar yaşadık. E, Kur'an-ı Kerim'de üstad ne diyor? O da bizden nefret etti ve tesettür eyledi. Sakladı diyor. Açmıyor gönlünü. Vermiyor sırlarını artık. Ama bizi kurtaracak olan yine odur diyor. An şart ki ona yeniden biat elimizi uzatacağız. Özür dileyeceğiz Kur'an'dan. Yeniden uzatacağız. Bizi kurtaracak olan ve sahili selamete çıkaracak olan yine odur. Evet. İstila etmek isteyen esbab başı boş olsalardı veyahut maksatsız serseri tesadüf ve mizansız kör kuvvete ve şuursuz zulmetli tabiata havale edilseydi o muvazene eşya ve muvazene kainat öyle bozulacaktı ki bir senede belki bir günde her cümerç olurdu. O kavşaktaki trafiği hatırlayın. Yani deniz karma karışık şeylerle dolacaktı, taafün edecek, kokuşacaktı. Hava gazat, muzırra ile zehirlenecekti. Öyle bir denge koymuş ki havanın terkibini bilirsin, biyoloji okuyanlar bilir. Yani öyle bir denge koymuş ki yüzde bilmem kaçı azot, ondan sonra limitleri var bir oksijen ile ahir. O, o muhteşem denge, benim ciğerim için muhteşem bir şey, huzur ve rahatlık verici. Sayısız hayvanat için hakeza, binlerce bitki için de öyle. Tam böyle olması lazım. Hayat devam etsin. Nebatat hayatı, hayvanat ilahir insan. Nasıl bir denge bu? Nasıl hesaplanmış? Biri biraz fazlalaştığı zaman boğulma derecesine geliyoruz boğuluyoruz ya. Havanın dengesi deyip geçmeyin. Gene kendi mesleğimden vereyim. Son dönemlerde bu astım, KOAH dediğimiz hastalıklarda çok müthiş bir artış var. Çünkü atmosferde bozuldu yavaş yavaş. Işte. Zehirleniyoruz. İnsan ıskalanıyor. Biraz daha para, biraz daha kazanç, biraz daha şey adına en çok sattığımız ilaçlardan bir kısmı işte bu KOAH ilaçları, astım ilaçları. Adam ağzına nefes sıkıyor. Böyle pıs pıs tamam. Rahatladım. Kaç para o ilaç? 50 lira. 100 lira. 90 lira. Şu göz yaşı deyip duruyoruz. Göz yaşı. Şu sıralarda da piyasada yok çoğu. Yüzde sekseni piyasada yok o damlaların. Her biri 30 lira, 40 lira, 50 lira. Göz biraz daha böyle nemli kalabilsin. Allah Teala onu bir ömür boyu orada salgılıyor. Bir ömür boyu. Göz yaşı deyip duruyoruz. Her şey hesaplanmış. Her şey milimetrik. Santimine varana kadar. Evet. Zemin bir mezbele, bir mezbaha, bir bataklığa dönecekti. Dünya boğulacaktı. İşte misaller verelim yine. Cesedi hayvanenin hücreatından ve kandaki küreyvat hamra ve beyzadan yani hücrelerden onların sayılarından al yuvarlar, ak yuvarlar biyoloji dersi ve zerratın tahavülatından, halden hale tavırdan tavıra, toprak, bitki, sebze, meyve, insan. Muhteşem bir yolculuk. Ana asırdan başlıyor böyle, intikal ediyor nebatata, oradan hayvanatın bedenine, oradan insan üniversite gibi. Oradan senin göz bebeğine ışık oluyor. Her anı hesaplanmış o yolculuğun biliyor musun? O yolculuğun her anı, her aşaması hesaplanmış. Üstad diyor ya Abdülmecid'in göz bebeğine gelene kadar bütün o yolculuk hesaplanmış. Evet, zerratın tahabülatından dediği bu. Ve cihazatı bedeniyenin tenasübünden tut. Anatomik denge demiştik. Üstad'dan ilham tabii. Ta denizlerin varidat ve masarifine, ta zemin altındaki çeşmelerin gelir ve sarfiyatlarına, ta hayvanat ve nebadatın tevellüdat ve vefiyatlarına gelmeler, gitmeler, ölümler, hayat değişiyor sürekli. Ta güz ve baharın tahribat ve tamiratlarına, ta unsurların ve yıldızların kıdemat ve harekatlarına ve ta mevt ve hayatın, ziya ve zulmetin, hararet ve muruletin değişmelerine ve dövüşmelerine ve çarpışmalarına kadar. Hayatın her aşamasında, her anında, her boyutunda ister canlı ister cansız bu muhteşem denge gözetiliyor ve korunuyor. Çarpışmalarına kadar o derece hassas bir mizan ile ve o kadar ince bir ölçü ile tanzim edilir ve tartılır ki aklı beşer hiçbir yerde hakiki olarak hiçbir israf, hiçbir abes görmediği gibi İsraf ve abes yok. Ferci'l basar, hel teramin, fütür. Çevir gözü bir bak. Bu dengelere bak, bu ölçülere, bu düzene bir bak. Eşyaya bak, sevkiyata bak, ilahi manevralara bak. Hayatın, ölümün değişmelerine kadar, ziyanın, karanlığın ilah ahir, mevsimlerin gelmelerine gitmelerine kadar bir bak bakalım itiraz edebileceğin bu da abestir, bu da olmasa olurdu diyebileceğin herhangi bir şey var mı? Buna itiraz ediyorum, bu da gereksizdi diyebileceğimiz. insanın o ideolojik vurgun yemiş insanların bir takım hezeyanlarını bir kenara bırakacak olursak, bileme soralım bu soruyu, hayır diyor, aman ellemeyin, aman dokunmayın, aman koruyun. Bu akıl almaz bir hesap. Bu akıl almaz bir denge. Mutlaka korunması lazım. Fercil basar hel teramin fütür dediği o. Çevir gözü bak, defalarca bak, bir daha bak, bir daha bak. Bu göz itiraz edeceği herhangi bir şey, herhangi bir şey görebilecek mi? Orada gözü diyor ayet, gözünü demiyor. Gözünü deseydi bu olurdu sadece. Gözü mutlak bırakmış. Yani bilimin gözüyle bak. Fenlerin gözüyle bak. Teknolojinin gözüyle bak. Anladık değil mi? Hayır. İtiraz edilecek hiçbir şey yok şu kevnu fesat aleminde. Aklı beşer hiçbir yerde hakiki olarak hiçbir israf ve hiçbir abes görmediği gibi hikmeti insaniye dahi her şeyde en mükemmel bir intizam, en güzel bir mevzuniyet görüyor ve gösteriyor. Ellem ediyor üstelik. Belki hikmeti insaniye o intizam ve mevzuniyetin bir tezahürüdür ve tercümanıdır. Bütün fenler, bütün dallar, üniversitedeki hepsi işte bu nizamı bize tercüme ediyorlar. Yeni bir şey yaptıkları yok. Var olanı bize tercüme ediyorlar. Fizik kanunları. Çünkü o kanunların sahibi Allah'tır. Fizik ilmi onu bize tercüme ediyor sadece. Kimya bize sadece tercüme ediyor bu. Bu renkler, bu sıbatullah, bu boyalar, bu hesaplar kimya bize tercüme ediyor. Kozmografya ilahi hesapları bize sadece tercüme ediyor. Kendiliğinden ortaya bir şey koyduğu yok. Ve Allah Teala şunu söylüyor. işte bunlar ilahi yasalardır. Adetullah, sünnetullah yasalarıdır ve bu dengeler kıyamete kadar devam edecektir. Aha sana akıl da verdim, istifade et. Uçak mı yapıyorsun? Yap. Gemiler mi yüzdüreceksin? Yüzdür. Araç, teknoloji mi geliştireceksin? Geliştir. Benim yasalarım kıyamete kadar şaşmaz bir şekilde devam edecektir. Evet. Yani yeknesak unsurlar bunlar. Allahü Teala böyle bunları vaz etmiş. Şunu demek istiyoruz. Yani bugün yer çekimi vardı da yarın çekmiyor. Öyle bir şey yok. 3-5 gün çekti de 5-6 gün yer çekimi yok öyle bir şey. Su birkaç gün kaldırıyor da ama kaldırmıyor. Yok öyle bir şey. Vaz etmiş Allahü Teala. Ve akıl ve izan da vermiş sana. Ve kitabını göndermiş. Hazinesi yanımızda olmayan hiçbir şey yok dedi ya ayet kaynağı ve hazinesi yanımızda olmayan hiçbir şey yok. Biz onu size belli bir hesap üzere indiriyoruz. Belli bir ölçüyle indiriyoruz. Yeryüzünün halifesi olan insan, hele Müslüman, hadi ya. Al artık insanlık kervanının en önündeki yerini. İnsanlık kervanının en önündeki yerini al. Allah'ın razı olacağı manada hayatın bütün pratiklerinde üstelik. Bilim üret, teknoloji üret, sanat üret ama insanlığa nafi ve Kur'an'ın Allah'ın onay vereceği insanlığa faydalı sanatlar. İşte gel güneş ile muhtelif 12 seyyarenin muvazenelerine bak. Güneş ve gezegenleri 12 gezegen. Acaba bu muvazene güneş gibi adl ve kadir olan zatı Zülcelal'i göstermiyor mu? Bu nasıl iş demeyecek misin arkadaş? Bu nasıl iş? Bu nasıl hesap? Nasıl olur? Hiç mi şaşmaz? Hiç mi denge bozulmaz? Hiç mi güneş onları daha hızlı çekmez kendine? Hiç mi artık sizden sıkıldım deyip fezaya savurmaz? Hiç mi hızını ikinci vitese atmaz tabiri caizse? Hiç mi yavaşlamaz? Hiç mi sönmez? Milyonlarca yıldır. Bunu görüyorsun üstelik. Yapacağın tek şey Allahu Ekber ve Subhanallah demek yahu. Üstelik bu seni Allah'a kul yapacak. Ahiretini garanti edecek belki Allah'ın lütfu keremiyle. Evet. Ve bilhassa seyyarattan olan gemimiz şu dünya şu küreyi arz. Yani küreyi arz bir senede 24 bin senelik bir dairede gezer seyahat eder. Ve o harika süratiyle beraber zeminin yüzüne dizilmiş, istif edilmiş eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor, fezaya fırlatmıyor. Helikopterlerde de vardır. O moment hesaplanmıştır. Üstteki pervane ile arka kuyruktaki pervanenin dönüşü müthiş bir hesapla yapılmıştır ki o denge korunsun. Dünya da güneşin etrafına dönerken kendi etrafına ters iç, içe doğru döner. O yer çekimiyle beraber bizi savurmasın diye. Yani bir yandan yer çekimi, bir yandan ters moment, bir yandan güneşin etrafına korkunç bir hızla dönerken, oh biz geziyoruz, tozuyoruz. Bu hayat benim deyip sahipleniyoruz. Benim hayatım kimle karışır? Senin hayatını sana bıraksa allah ötele, o zaman al idaret, çektim elimi dese kapıya gidemezsin. Hep söylüyorum bunu, hep misal veriyorum bunu. 80 trilyon hücrenle her an 80 trilyon kez ilgileniyor Allah ilgileniyor da sen ayaktasın. Sen nefelenmeye devam et. Bir ismi de sabır. Onun sabrını da anlayamayız. Ama ayetten mülhem söylüyoruz. Onlara verdiğimiz mühlet zannetmesinler ki kendi lehine işliyor. Yani seneler geçiyor. Ben de yaşıyorum. 80 sene, 90 sene bir şey de olduğu yok. Yanına kar mı kaldığını zannediyorsun. Evet. Eğer sürati bir parça tezyit veya tenkıs edilseydi şu dünyanın, sekeresini havaya fırlatıp fezada dağıtacaktı. Ve bir dakika, belki bir saniye muvazenesini bozsa, dünyamızı bozacak, belki başkasıyla çarpışacak ve bir kıyameti koparacaktı. Hani böyle domino taşlarından birine dokunursun da, isterse yüz bin tane olsun alt üst olur ya hepsi gider yıkılır. Kainat böyle dakik hesaplarla birbirlerine bağlanmış. Çok ince, çok ilmi, çok dakik hesaplarla. Evet ve bilhassa zeminin yüzünde nebati ve hayvani 400 bin tayfenin tevellüdat ve vefiyatça doğuyorlar, ölüyorlar bunlar. Çoğalıyorlar. Sayısız tür. Şimdi bir buçuk milyona çıkmış. Ve iaşe ve yaşayışça rahimani muvazeneleri. O denge hep korunuyor. Denge var. Bir de rahimane bir denge. Bu dengeye merhamet eşlik ediyor. Bu dengeye hikmet eşlik ediyor. Tek başına adalet değil, yanında hikmet var, yanında rahmet var. Evet. Ziya güneşi gösterdiği gibi bir tek zatı adl ve rahimi gösteriyor. Bütün bu dengeler, bütün bu rahimane hesaplar, bütün bu rahimane ölçüler, düzenler. Evet. Ve bilhassa o hadsiz milletlerin, hadsiz efradından bir tek ferdin azası, cihazatı, duyguları o derece hassas bir mizanla birbirleriyle münasebet dar ve muvazenettedir ki, o tenasüp ve o muvazene bedahet derecesinde bir saniye adli hakemi gösteriyor. Yani azalarımız var ama hepsinin birbirleriyle münasebeti var. Mesela bir misal vereyim size. Beyni ikiye ayırdığımızda sağ sol. Sağ lob vücudun tam sol tarafını kontrol eder. Sol tam simetriktir. Sağ tarafını kontrol eder. Oradaki işleri o görür. Böyledir. Allah böyle yaratmış. Ama birbirleriyle de alabildiğine irtibatları vardır. Eş güdümlü olarak, eş zamanlı olarak bunu yapıyorlar. Bu şekilde hayat devam ediyor. Ama son zamanlarda bir hastalık daha keşfedildi. Bunu söylemiştim belki. Birkaç senedir var. Yabancı el sendromu diye. Yabancı el sendromu. Bir süre sonra bu eli kontrol edemiyorsun. Çıkıyor kontrolünden. Senin isteğinin dışında bir hastalık tabii bu. Yani kasılıyor, yumuşuyor, sertleşiyor, tanımıyor. Anlatabiliyor muyum? Yabancı el sendromu. Şimdi i̇şte bir sürü ilaçlar geliştirilmiş. Bunu yani kontrolden çıkıyor bir süre sonra. Yahu ondan mülhem şunu söylüyorum. İnsan bütünüyle kendine yabancılaşmış ya. Yani el yabancılaşmış ne gam? Fıtratından haberin yok. Aseni takvim oluşundan haberin yok. Bu göz hiç görmemesi gereken şeyleri görüyor. Haramlar üzerinde tecessüs ediyor. Haberin yok. Bu ayaklar hiç gitmemesi gereken yerlere gidiyor. Haberin yok. Fıtratının yüceliğinden haberin yok. Kendine yabancılaşmışsın. Kendinden zaten uzaklaşmışsın. Allah ıslah eylesin inşallah. Amin. Evet. Evet. Ve bilhassa her ferdi hayvaninin bedenindeki hüceyratın ve kan mecralarının ve kanındaki küreybatın o hücrelerin ve o küreybattaki zerrelerin o derece ince ve hassas ve harika muvazeneleri var. Bir daha ispat eder ki o dengeler, o hesaplar her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında bir şey bir şeye mani olmuyor. Umum eşyayı bir tek şey gibi kolayca idare eden bir tek Haliku Adlu Hakim'in mizanıyla kanunuyla, nizamıyla terbiye ve idare ediliyor. Evet. Şimdi sadede gelelim. Bunu gördük. Bunu fark ettik. İlimler de bunu ortaya koydu. İnansın inanmasın denge müthiş diyor herkes. Akıl almaz hesap var diyor herkes. O zaman bir sonuç çıkar buradan yahu. Denklemi tamamla. Kainat kitabında ismi adli gördün allah Teala'nın hesapsız hiçbir tasarrufunun olmadığını gördün. Her şey sanki bir mizanla, bir teraziyle, bir hesapla. Ayet öyle diyor zaten. Belli bir ölçüyle. Bunu gördün. O zaman dön sen de kendi hayatına bir çeki düzen ver. Haşrin mahkemeyi kübrasında da aynı titizlikle hesaba çekileceğini izan ve idrak et. Buradaki mahkemeler, bunların hepsi birer mahkeme gibi düşün. Nasıl da hesap edilmiş her şey. Her şey, ilahi tasarrufların tamamını bir mahkeme olarak düşünün. Ama mutlak adaletin tecelliyeti bir mahkeme. İnsanın iradesi olduğundan dolayı bir tek insan özgür bırakılmış. Onun da büyük bir mahkemesi var onu bekleyen çünkü. Hesabı çetin. Şimdi bu mahkemeleri gördükten sonra o mahkemeyi Kübra'daki hesabını hiç mi hayal etmeyeceksin? Dedik ya bir tek hücrende bir kilometre yüksekliğinde bilgi kodlayan, şifreleyen Allah, en ince hesaplarla onu yaratan Allah sana diyor ki sen hayatının her anından hesaba çekileceksin. Ben adilim çünkü adili mutlakım. Kur'an-ı Kerim'in yüzde 25'i bu konu üzerindedir. Haşrin mahkemeyi kübrasında, mizanı azamı adaletinde cin ve insin muvazeneyi amellerini istibad edip inanmayan bütün bunları gördükten sonra bu dünyada gözüyle gördüğü bu muvazene ekbere dikkat etse elbette istibadı hiç kalmaz. Yani istibad akıldan uzak görmek. Bir türlü aklıma sığıştıramadım. Bir türlü hapsalama Ya bakmıyorsun ki. Dikkat etmiyorsun ki. Tefekkür etmiyorsun ki. Kendine bir 15 dakika yarım saat bir fırsat verdiğin mi oldu? Bir kere o kör olası ideolojik gözünü kenara bırak da hakikatin hikmetin nazarıyla bakmadın ki bir baksaydın görecektin. Ve oradan dersler ibretler mutlaka çıkaracaktın. Vicdan seni tazip edecekti. Akıl, izan, idrak sana bir şeyler hatırlatacaktı. Ama kendine bu şansı vermedin bir kere bile. Evet ben her zaman söylüyorum üstadın en, en büyük en büyük özelliklerinden bir tanesi budur. Sarsar insanı böyle tutar elinden gel bir bakalım beraberce. Şu dağlara, ovalara, çiçeklere, hayvanata, nebatata, sisteme, düzene, insana, uzaya bir bakalım ya. Bir bakalım yeniden. Ben Risale-i Nur'la itiraf ediyorum ki bakmayı keşfettim. 30 yıl sonra bakmayı keşfettim. Hayatımın 30 yılı geçtikten sonra bakmayı keşfettim. Birhan Keskin'in dediği gibi ben yeryüzüne bakmaya geldim diyor bir şairdir. Ben yeryüzüne bakmaya geldim diyor Metin Kardeş. Çünkü kalacak değilim ebedi olarak. Görmem lazım, görmem gereken şeyi görmem lazım. Adem Aleyhisselam'ın dünyaya indiği ilk şaşkınlıkla bakarım her şeye diyor. Sanki ilk kez görüyormuşum gibi her gün. Ben yeryüzüne bakmaya geldim. Başkaları deden geldi bilmem o ehli dünyanın halini anlatıyor. Onlar birbirini boğazlamaya devam etsinler. Ben görmem gerekeni burada görmem lazım. Bitiriyorum. Ey israflı iktisatsız, ey zulümlü adaletsiz, ey kirli nezafetsiz betbah insan. Biraz toparlan ya. Biraz kendine gel ya. Biraz fıtratının yüceliğinin farkına var. Bak tekrar söyle biraz biraz sarsıyor ama olsun iktisatsız zulümlü adaletsiz kirli nezafetsiz betbah insan. Bütün kainatın ve bütün mevcudatın düsturu hareketi olan iktisat ve nezafet ve adaleti yapmadığından bütün kainatın bütün mevcudatın düsturu bu ya. İktisat, adalet ve nezafet. Bütün bu dengeler bize bunu anlatıyor. Umum mevcudata muhalefetinle manen onların nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki? Umum mevcudatın, umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun. Bu hikmete, bu adalete, bu nezafete, bu muhteşem manevraya eşlik etsen ne olur? tavrınla eşlik etsen, imanınla eşlik etsen, adaletinle, ahlakınla eşlik etsen, o muhteşem sorumluluklarınla eşlik etsen Allah'ın halifesisin yahu. Bütün mevcudatı kızdırıyorsun tavrınla, muhalefetinle, isyanınla, inkarınla, gafletinle, dalaletinle. Kendine yabancılaştın, kendinden uzaklaştın. Fıtratına ters düştün. Yabancı el sendromu tanımıyormuş. Kontrolden sen çıktın kontrolden. Kalbin çıktı kontrolden. Muhabbetlerin tamamen e, yasak olan, haram olan mekanlara. Allah kendimize gelmeyi, toparlanabilmeyi nasip eylesin. Amin. Kainat kitabından ilham alabilmeyi, hikmetle bakıp ibret balını e, elde edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Sonsuzluk yolcularıyız. Ebedül Abad yolcularıyız. İhtine sırat el-mustakim derken o yolun bir diğer adı denge yoludur. Her şeyi kıvamında tutan yol demektir. Sırat el-mustakim çünkü. O yolda Allah bize sebat nasip eylesin. Dengemizi bir an bile bozmamıza fırsat vermesin. Ha insanız. Oldu ya sendeledik. Oldu ya tökezledik. Oldu ya bir savrulma yaşadık derhal tövbe ile istiğfarla yeniden ayağa kalkıp yola devam edebilmeyi Allah nasip eylesin. Sübhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim Allah rızası için el Fatiha.